Sevgili Yasin Al, çok teşekkürler ve tekrar merhaba. Sonunda bizim de bir devam filmimiz oldu. Paribus Soru Bankası 2. bölüm, 2. sezon, her ne dersek diyelim, tekrar bir aradayız. 3 yıl aradan sonra ve yeni ofiste. 3 yıl mı oldu? 3 yıl oldu. Devam filmleri için arada 3 yıl koymakta fayda var. Yeni ofisteyiz. Bu 3 yılda tabii ki sadece sizin ofisiniz değişmedi. Ofisle de ilgili bazı sorularım olacak. Daha sonra bir dolaşırız zaten. Ama sadece değişen ofis değil, sektörde çok şey değişti. Dünyada çok şey değişti. Bu 3 yıllık süreci 3 kelimeyle özetle desem neler söylersin? Sabır, birikim ve değişim. Üçüne de hepimizin çok ihtiyacı vardı. Sabırlı olmayı öğretti bu süreç bize. Birikim zaten her zaman... Sabrın sonu. Her anlamda gerekiyor. Değişim çok hızlı mı oldu? Bizim tabii bulunduğumuz alanın değişimi çok hızlı. Oradaki devinim çok hızlı. Ve değişim aslında ben genelde bunu söylerken şirketi kastetmemiştim. Hı-hı. Kendimi de düşündüm. Hı-hı. Şimdi 3 yıla baktım. 3 yılda ben de değiştim. İşler de değişti, sektör de değişti, dinamikler değişti. Zaten değiştiğimiz kadar aslında bir sonraki adıma bakabiliyoruz. Peki, biraz daha kendi açından cevapladın sevgili Yasin ama bir de blok zincir ekosistemi açısından sorayım ya da sektörü açısından sorayım. Buradaki sence en önemli 3 değişim neydi ve bunlar ekosistemi nasıl etkiledi? Yani çok temel değişimler var. Bazılarını o an itibariyle önemli bir değişimdi ama sonra önemini yitirdi. Fakat bazı değişimler, sektör halen bunları sırtında taşımaya devam ediyor. Tabii bize bazen olumsuz gelen şeyler bir taraftan olumlu da olabiliyor. Ya da biz bir yerden olumlu bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz işin bir diğer tarafında. Bizim için şunu aslında gösterdi. Yani biz burada 2 günlük, 3 günlük işler yapmıyoruz. Çok daha devamı olan, çok daha ileriye bakan işler yapıyoruz. Buradaki değişimler belki de bizde ve ekosistemde bunu gösterdi. Yani bazı firmalar var ki çok ileri doğru bakıyor. Bazı firmalar var ki her an her şey olabilir. Tabii bununla birlikte bu değişimler regülasyonları da çok sert ve ağır bir şekilde tetikledi. Tam da buradan yola çıkarak şunu soracağım. Yurt dışında, dünyada ve Türkiye'de kripto paraya adapte olmak konusunda bu 3 yıl nasıl geçti? 3 yıl... Tabii bizde şimdi 3 yılı hayal etmek biraz zor oluyor çünkü zaman o kadar hızlı akıyor ki ben hep böyle sanki o son 1 yıldaymış gibi hissediyorum ama aslında 3 yıl içerisinde 2021 de var ki çok önemli bir seneydi. O adaptasyonun çok yoğun yaşandığı bir seneydi. Bizim de yine hacim olarak, kullanıcı kazanımı olarak en verimli olduğumuz bir dönemdi. Tüm dünyada aslında tüm benzer işi yapan, blockchain üzerinde iş geliştiren herkesin en verimli dönemiydi. Bugün bu biraz yavaşladı ama o adaptasyonu sağlamak için kıymetli bir seneydi ki bir sonrakinde neler olabileceğini de bize gösterdi. Biraz kahvemizi içelim. Ondan sonra bana biraz ofisi gezdirmeni rica edeceğim. Ama sana daha sorularım var. Tamam.